Selamlar dostlar, yeni video hoş geldiniz. Artık hayatımızda telefonlar, Bluetooth kulaklıklar, akıllı bileklikler veya akıllı saatler gibi elektronik cihazlar epey bir yer kaplamaya başladı. Kullanım alanları farklı olsa da aslında hepsinin ortak bir noktası var. Enerji durumu, batarya durumu veya şarj durumu. Şu an kaydı gerçekleştiren kameramda veya ışıklandırma sistemi yani softbox'ta veya yaka mikrofonumda bataryalar bulunuyor ve ister istemez bazen unutkanlık olabiliyor veya iş yoğunluğundan kaynaklı olabiliyor. Boş bataryalarla karşılaşabiliyoruz. İşte bu gibi durumlarla yani böyle olumsuz durumlarla karşılaşmamak için tabii ki powerbankleri kullanıyoruz. Ben de bugün sizlere güzel bir powerbank incelemesi gerçekleştireceğim. Atom GM firmasına ait powerbank'i bugün hep birlikte inceleyeceğiz. Şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Şeffaf bir ön yüzey var. Powerbank'i buradan görebiliyoruz. Gerçekten çok farklı bir tasarım var. Kutusundan çıkardığım zaman siz de şaşıracaksınız. Ön yüzeyde iki tane giriş olduğundan bahsedilmiş. Tip A ve tip C girişlerinden ve hızlı şarj özelliğinden. Diğer teknik özellikleri de kutunun arka tarafında bulunuyor. Gelin şimdi kutusundan çıkartalım ve powerbank incelemeye başlayalım. Kutu içeriğinden bir tarafı tip A, bir tarafı tip C, bir adet şarj bağlantı kablosu çıkıyor. Kullanım kılavuzu kitapçığı bulunmuyor ama bir adet de garanti belgesi kağıdı kutu içerisinde bulunuyor. Hangi tasarımcının aklına geldi? Gerçekten çok merak ediyorum. Çok farklı ve güzel bir tasarım ortaya çıkmış. Tamamen şeffaf bir gövdeye sahip. Şöyle baktığımız zaman iç kısımda bulunan devreleri, kondansatörleri, diyotları, devre yollarını, lehimlemeleri görebiliyoruz. Dijital ve elektronik bir görüntü ortaya çıkartılmış. Birkaç tane Bluetooth kulaklık modelini görmüştüm bu şeffaf tasarımlı gövdeyi. Yine burada da bu modelde de Powerbank'te de karşıma çıktı. Powerbank'in şöyle ön yüzeyine baktığımız zaman burada Atom GM markasının logosunu görüyoruz. Burada bir tane tuş bulunuyor, sarı tuş ve üst yüzeyde bir tane dijital ekran bulunuyor. Bu buton sayesinde Powerbank'i çalıştırabiliyoruz ve bu dijital ekrandan da enerji durumunu takip edebiliyoruz. Yüzdelik olarak yüzde kaç enerji kaldığı bilgisini bu dijital ekrandan alabiliyoruz. Genel olarak şöyle yapısına baktığımız zaman ince bir tasarımı yok. Hafif kalınca yapılmış ve kısa bir yapıya sahip. Ağırlık olarak da ilk olarak ben elime aldığım zaman biraz ağır hissetmiştim ama kullandıkça o ağırlığı hissetmemeye başlıyorsunuz. 206 gramlık bir ağırlığa sahip. Alt tarafta tip C girişi bulunuyor. Üst tarafta tip A girişi bulunuyor. Tip C girişine baktığımız zaman 20 wattlık bir giriş çıkışa sahip olduğunu görebiliyoruz ve hızlı şarj özelliği. Aynı zamanda tip A'da da 22,5 wattlık bir yine şarj durumu, yine hızlı şarj durumu mevcut arkadaşlar. Aynı anda iki cihazı birden peki bu powerbank ile şarj edebiliyor muyuz? Evet, aynı anda iki cihazı birden bu powerbank ile şarj edebilirsiniz ama hızlı şarj özelliği pasif hale geliyor. Eğer tek taraftan bir cihazı şarj ederseniz hızlı şarj özelliği aktif hale geliyor. Zaten dijital ekran üzerinde de yeşil renkli PD işaretini görebiliyorsunuz. Peki ne kadar hızlı, ne kadar hızlı bir şekilde şarj edebiliyor telefonumuzu? Benim kullanmış olduğum Note 8 Pro telefonumda 0'dan %28'e 15 dakika içerisinde bataryayı çıkartabildi. Tabii ki telefonun bataryası doldukça bu süreler biraz daha uzayacaktır. Peki kendisi ne kadar sürede şarj oluyor? 0'dan %, ortalama 3,5 saat içerisinde powerbank'i tamamen full şarj hale getirebiliyoruz. 10.000 mAh'lik bir kapasiteye sahip. Kaç defa peki telefonunuz doldurur? Artık sizin telefon modelinizin batarya kapasitesiyle ilgili bir durum. Bazı modeller 3.000 mAh'lik oluyor, bazı modeller 5.000 mAh'lik oluyor. Ama şunu bilmeniz lazım. Bu 10.000 mAh'lik batarya kapasitesinin siz %100 verimliliğini almıyorsunuz. Ortalama %90 civarlarında bir verimliliğini alıyorsunuz ki tüm markalarda böyle ve kullandıkça zaman geçtikçe bu verimlilik %80'lere kadar, 75'lere kadar düşebiliyor. Örneğin 3 defa dolduruyorsa bir yıl sonra siz bunu artık ne kadar sıklıkla kullanıyorsanız, örneğin bir yıl sonra falan 3 defa değil de artık 2,5 defa, 2 defa telefonunuzun batarya kapasitesini doldurmaya başlıyor. Tabii ki bu 1 sene içerisinde, 2 sene içerisinde gerçekleşecek bir durum değil. Söylediğim gibi sizin kullanımınızla ilgili bir durum. Sıklıkla kullanıyorsunuz, çok fazla sıklıkla ve çok farklı cihazlarda sürekli kullanıyorsanız ister istemez bu powerbank'in ömrü de kısalmış oluyor. Ve dünyadaki tüm powerbank'lerle ilgili bir durum. Hatta powerbank'ler demeyelim, tüm bataryalarla ilgili bir durum. Laptopunuzun bataryası, Bluetooth kulaklığınızın bataryası ve elektrikli bir arabanız varsa onun bataryası dahi kullandıkça zaman içerisinde verimliliği düşecektir. Günün sonuna geldiğimiz zaman tasarım anlamında, görünüm anlamında, yapı anlamında ve verimlilik anlamında gerçekten çok beğendiğim cihazlardan bir tanesi oldu. Tabii ki tasarım ön planda geliyor. Şeffaf bir görüntüye sahip ama şu kafanızda soru işareti olmasın. Şeffaf olduğu için böyle kırılganmış gibi, malzeme kalitesi kötüymüş gibi
bir hissiyat olmasın. Gerçekten çok sert ve sağlam malzemelerden yapılmış. Üst taraftaki koyu kısımlarda, şeffaf kısımlarda. Hızlı şarj özelliğinin olması iki cihazı birden şarj edebilmemiz, aynı zamanda ön yüzeyde bulunan dijital ekran üzerinden de içinde kalan enerji hakkında bilgiyi alabilmemiz cihazın sevdiğim özelliklerinden oldu. Eğer sizler de bu powerbank'i satın almak isterseniz satış linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz. Bugün de bir videonun sonuna geldik dostlar. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana ve video desteğinizi gösterin. Powerbank hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.